Şimdi ben beraber Azerbaycan'a gittik, Gürcistan'a gittik Sayın Başkanım'la ve bu çevredeki ilçelerimizi, köylerimizi tek tek böyle gezerken yanında bulundum. Her en ucra köşede dahi Naif Ali Beyoğlu'nu tanıyorlar. Doğru. Herkes boynuna sarılıyor, yüzünden öpüyor, başkanım başkanım diyor. Bu kadar kendisine değer veren bu Kars yöresinin insanı bir şeyle suçlanıyor Naif Ali Beyoğlu tarafından. Bu benim hemşerilerim sahipsiz kaldı. Şimdi başkanıma soruyorum. Başkanım, bu gönül veren insanlara nasıl bir cevap vereceksin? Sahipsiz kaldı demekle neyi kastediyorsun? Bunun çaresini. Teşekkür ederim. Kendiniz cevabını verdiniz. Ben ne diyeyim ki? Sahipsiz kaldı ama Kars'ın sahipleri burada hepimiz beraber. Kars'ın sahipleri gerçek Karslılardır. Yani Kars artık sahip aramasın. Ankara'dan İstanbul'da metropollerde yaşayıp da eğer çok yetenekliyse bu arkadaşlarımız oradan aday olsunlar. Kars'ın 4. 5. milletvekili olsunlar. Kars'a oradan desteklerini sağlasınlar. Kars'ta yaşayan insanlar, Kars'ın büyük bir potansiyeli var. Kars doğunun uygar kenti. Kars'taki insanlar küçümsenmesin. Burada adam yok muydu da partiler aday gösteriyor oradan. Oradan gönderiyorlar. Kars'ı kendisine yeter. Teşekkür ederim. Aslında bu tüm Türkiye'nin problemi. Yani fakat bu sefer seçim gezinde artık benim işte 27 senelik stajla beraber meslek hayatımda ilk kez bu kadar insanların bu işe tepki gösterdiğini görüyorum. Yani biz burada yok muyduk? Buradan adam mı yoktu? Geldi diye. Bu aslında dışarıda yaşayan insanların da kentleriyle sadece seçim zamanları değil zaman zaman gidip gelmeleri. Ben başladım gidip gelmeye. Hatta öyle bir şey oldu ki efendim bir tarihte şu espriyi yapmak istiyorum. Bir tarihte ismini vermeyeceğim. Haber yapıyorum Kars'ta. Milletvekili beni arıyor. Dedim ki sayın milletvekilim vallahi aday falan olmayacağım. Hiç merak etmeyin diye. Çünkü birden biri gezmeye başladığı zaman buralarda öyle bir kaygı başlıyor. Evet, Anadolu'nun herhangi bir yerinde de öyle. Hiç gelmeyen bir adam gelince ne oluyor? Biraz seçimde bir şey mi var diye. Evet. Çok kısa çok kısa. Çok kısa soracağım. Sayın Başkan 10 yıl belediye başkanlığı yaptınız Kars'ta. Belediye başkanlığınızdan sonra belediyeye 100 trilyon borca bıraktığınız iddia edildi ve daha sonra hakkınızda olumsuz bir takım iddialarda bulunuldu ki bunu kendiniz de biliyorsunuz. Bu konuda ben görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bunu açtığınız için teşekkür ederim. Türkiye kamuoyunun bunu bilmesini istiyorum. Değerli, öncelikle tabii ki değerli hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum. Şimdi 10 yıllık belediye başkanlığımız dönemi boyunca yürüdüğünüz bütün yolların tamamını, bütün kaldırımların tamamını, parkların, bahçelerin tamamını biz yaptırdık. İşte ne yaptıklarımızı, suyu getirdik, doğalgazı getirdik. Bütün bu hizmetleri halkımız biliyor. Şimdi şuradaki işte şu yolu biz yaptırdık. İşte bütün gördüğünüz bu çevredeki bu yapılaşmayı biz yaptık. Ama belediyeyi devrederken 6,5 trilyon lira borçla devrettik, 10 trilyon lira borç alacakla devrettik. Onun dışında yine 50-60 trilyon bizden çok daha önceki belediyelerden de gelen kamu borçları. Yani SSK borçları, TEDAŞ borçları, TEDAŞ'a kamuya olan borçlar. Aslında şunu buradan itiraf edeyim. Bir belediye başkanına yakışmaz ama benim param olsa da yine o kamu borçlarını yatırmam. Daha fazla yol yaparım, daha fazla kaldırım yaparım. Kamu beni bir icraya versin. Ne yapayım? Param yok. Ya ne yapalım? Size soruyor. Yani şimdi bu şahsıma ait borç değildi ki. Bu kamu borçları. TEDAŞ bu sokak aydınlatmalarını bile bizden istiyordu. Mahkemelik olmuştuk. Türkiye'deki hiçbir belediye vermiyordu. Bizden sonra şimdi hazine veriyor o paraları. En büyük talihsizliğimiz o zaman bizim borcumuz gibi görünüyor. Ama benden çok daha önceki dönemlerin belediye başkanlarından da gelen borçlar bu. Benim şahsi borcum değil ki. Ben burada şimdiki değerler üzerinden en az 3 katrilyonluk hizmet yaptım Kars'a. Kars halkı bunu biliyor. Kars halkının takdirine, Kars halkının vicdanına soruyor bunu. Evet hemen kısa. Ben bağlantılı olarak kısa bir şey. Onun dışında şeyi söyleyeyim. Ha şimdi 2 yıldır hemen her ay 2 müfettiş geliyor. Yani benim insanların bugün sabaha karşı 4-5 civarında alındığı bir ülkede her baba yiğidin harcı mıdır? Tam karşısındaki bir partiden aday olsun. Benim eğer kendime güvenim olmasa bir başka partiden geçip Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında aday olamaz. Bu yürek ister. Ben...
Çok kısa ve sonraki dakikada toparlıyorsunuz efendim. Buyurun. Naif Bey, 12 dönem yani yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Sonrasında bir seçim kaybettiniz. Hiç öz eleştiri yaptınız mı? Nerede hata yaptım? Gayet samimi itiraflarda bulunuyorsunuz. Ben eminim bunu da samimi cevaplayacaksınızdır. Belki hata, elbette ki hatasız insan olmaz. Biz çok hatalarımız var. Birçok hatalarımız var. Ama her seçim mutlaka kazanılmaz diye bir şey yoktur. Her başarı, ama daha sonraki önemli olan kamunun Kars halkını görmesi çok önemlidir. Şu andaki konum önemlidir. Yani o dönem seçimde tercihlerini yapan değerli hemşehrilerimiz şu andaki tercihlerini, nereye yaptıklarını, bizi bir umut olarak hala gördüklerini görmek de bizim için en büyük servet, itibardır. Onun için şu anda Kars kamuoyu nezdinde birçok insandan, şu anda seçilmişlerden çok daha büyük itibarımız varsa bu bize yeterlidir. Elbette ki her seçim kazanılır. İmkanlarınız olmayabilir. Herkesi memnun etme şansınız yok. İmkanları olmayan bir belediyede bütün halkımızı, işsizliğin yoğun olduğu bu kadar bir şehirde, yoksulluğun bu kadar büyük boyutlarda olduğu bir şehirde herkesin talebine cevap verme şansınız olmuyordu maalesef. Başkanım, son bir dakikanız, mesajınızı verir misiniz efendim? Süre olarak. Şimdi ben aslında keşke zaman olsa da söyleyebilseydim. Biz burada bütün, başta valiliğimiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla beraber bir araya geleceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber kentin vizyonunu, misyonunu belirleyeceğiz. Stratejik planını hazırlayacağız. Uzun vadede, orta vadede, kısa vadede neler yapılabilir ve yol haritamızı çizeceğiz. O yol haritasına göre hareket edeceğiz. Kars'ın önceliklerini gündeme getireceğiz. Her ihalenin başında olacağız. Her çalışmanın takipçisi olacağız. Burada bir masamız olacak. Yani burada zaten her hafta sonu burada olacağız. Ama gidiş o gidiş olmayacak zaten. Burada olacağız. Burada bir masamız olacak. Buradan Kars'tan insanların artık seçtikleri insanın peşine otobüslere binip Ankara'ya gelmesine gerek yok. Buradan gelip masamızda burada şeyler, taleplerini dile getirecekler. Biz orada Ankara'da çözmeye çalışacağız. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ama sınır ötesi bölgesel işbirliği projesi çerçevesinde günümüzde en çok kabul gören şeylerden birisi de sınır ötesi bölgesel işbirliği projesi çerçevesinde Kafkasya'nın birçok kentinden kardeş kent olmuştuk ama onlar hep yarım kaldı. Bitme noktasına geldi. Onlarla sürdürülebilirliği sağlamak, büyükelçileri Kars'a getirmek, Kars'ın vizyonunu ve misyonunu ulusal ve uluslararası düzeye taşıma noktasında bütün neler yapacağımızı, Kars'ı yeniden festivaller kenti yapacağımızı herkes biliyor. Yine Mineralbol, Stavropol eyaletinden Turizm Bakanı gelmişti. Kardeş kent protokolünü imzaladık. Oradan 2014 yılında yapılacak uluslararası olimpiyatlarda, kış olimpiyatlarında iş gücüne, yani o olimpiyat tesislerinin yapılması için hükümetleri 15 milyar dolar ayırmış. Onun için Karslıların iş gücüne ve Kars'taki iş adamlarının orada yatırım yapılması için davet etmişlerdi. Öyle yarım kalmıştı. Onlarla diyaloğa yeniden geçeceğiz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Efendim, kısa bir aramız var. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim efendim. Kısa bir aramız var. Bu aradan sonra AK Parti birinci sıradayı Sayın Ahmet Arslan'ı alacağız. Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.